Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu hafta o hep haberini beklediğimiz Türk havacılığı konusunda dolu bir gündeme sahibiz. Milli Muharip Uçak'tan önemli haberler var. Bununla birlikte milli devasa helikopterimiz ve Akıncı'dan da öyle. Özellikle Akıncı'nın haberini ordudan da teyit ettik. Sonunda başardık diyelim. O zaman uzatmadan neyi başardığımızı ve dolu gündemimizi incelemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi konumuz yine Türk savunma sanayi fakat bu sefer farklı bir şekilde ele alacağız. Yaptığımız işleri Asya pazarına geçirmeye çalışıyoruz ama bu sefer çok büyük oynadık bundan bahsedeceğiz. Ama buna bağlı olarak bir konumuz daha var o da Akıncı olayı. Kendisi artık combat proven oldu yani savaşta kanıtlanmış oldu. Ordudan da doğruladığımız üzere Aralık ayı sonlarında Batman'dan kalkıp bir yerlere operasyon gerçekleştirmiş. Ama bunu yaparken üzerinde sadece hafif mamle mühimmatını taşıması biraz düşündürdü. 1,5 ton yük taşıyabilen bir araçtan bahsetmekteyiz. Neden sadece mamle dedirtti? Ama şöyle bir olay var. Savaş tecrübesi dediğimiz şey adı üstünde oldukça basit bir ifade. Gerçek bir savaşta bulunmuş askerle sadece eğitim görmüş bir er arasında ciddi farklar vardır. Bu aynı şekilde askeri platformlar için de geçerli sıfır üretilmiş bir ürün kendisini sahada kanıtlamak zorunda. Ne kadar testleri yapılmış olsa da savaş ortamı her şeye bedel. İşte Akıncı da ilk deneyimini bu şekilde yaşamış oldu. Batman'dan havalanarak Suriye'ye operasyon gerçekleştirdi. Bunu yaparken de Mamle mühimmatını tercih etmiş. İlk seferi olduğu için yükü hafif bir şekilde denenmek istenmiş. Bir sonraki operasyonlarında daha ağır yükler edinecektir. Azdan çuğa doğru piramit sistemi gibi düşünebilirsiniz. Biz de bu sistem üzerinde tecrübe ve stratejiler geliştirmekteyiz. Ayrıca güçlü veya güçsüz mühimmat kavramı doğru değil. Mesela tonlarca ağırlıktaki bombalar Vietnam’da Amerika’yı kazandıramadı. Lakin kilolarca ağırlıktaki mamle milyarlarca dolar kayıp sağladı. Asıl olay doğru platformdan doğru hedefe saldırmak. Bununla birlikte ekstra olarak TB2 hedefini bulabilen bir sistem değil. Bu konuda kendisi çok kısıtlı. Çoğu zaman sadece kamerasıyla tespit yapmakta. Bu özellik yüzünden çoğunlukla aydınlık hedeflere atış yapabilir. Fakat Akıncı da bu durum daha farklı. Bu sistem bizim bilmediğimiz birçok aviyoniye sahip. Hatta ISR radar monteli teslim edilmiş olma ihtimali bile var. Yani daha fazla hedefi daha uzaktan ve etkili şekilde vurması demek. Şimdi yeni savunma prensibimizde stratejik ve bina gibi büyük hedefler için akıncıları çıkartırken tehlikeli ve küçük hedefler için de TB2'leri kullanacağız. Güçlü hedeflere güçlü teknoloji diyelim. Ayrıca son haberlerden bildiğimiz kadarıyla da elimizde şu an 4 adet akıncı var. Muhtemelen de yaklaşık 48 adet kadar envantere girecektir. Bunlar da 4 filoya ayrılacaktır. Tabii bir filoda 12 veya 24 arası hava aracı bulunabilir. Ülkemizin toprak bütünlüğünü göz önüne alarak en az bu kadar akıncının envantere girmesini bekleyebiliriz. Malum savaş uçağı konusunda sıkıntılarımız varken ordumuz akıncıların 5-10 tane değil de daha fazla olmasını isteyecektir. Bu şekilde bir yerin açığını başkası kapatır. Sırada ikinci büyük konumuz var. Sağlam bir şekilde Asya pazarını açılıyoruz ve savaş uçağımız olan milli muharip uçak bu konunun baş kahramanı. Çünkü uçağımız Singapur Air Show'da Asya pazarını açılacak. Bu pek gündem olmasa da aslında en önemli haberlerden bir tanesi. Nihayetinde muharip uçak yapılsa bile Avrupa'dan alıcı bulması biraz zor. Çünkü malum Avrupa Birliği bundan oldukça rahatsız olacaktır. Bununla birlikte az alıcı ve çok imkanlar var. Mesela bilinen Tayfun uçağı da bu birliğin ihtiyacını karşılamak adına geliştirildi. Bu noktada Avrupa işi zor olduğu için Asya pazarı bizim için oldukça kıymetli. Eğer amacımız gerçekten paraysa Asya tarafıyla ilgilenmek zorundayız. Bu uçağı başarırsak uygun fiyatla çoğu ülkeye satabiliriz. Fakat uçağı yaparken yani şu anda çok fazla paraya ihtiyacımız var. En azından geliştirme sürecinde ortak olarak doğu güzel bir seçenek. Özellikle Malezya bu ortaklardan biri olabilir. Zaten öncesinde hücrete karşı da sempatisi olan bir devlet. En basitinden bir müşteriyi buradan kazanmış olduk. Daha sayamadığımız birçok devletse kapıda. Bunun diğer bir sebebi de dünyada gelişen krizler. Asya bu konuyu geç kavradı ve Çin hariç askeri sistemlerden uzaklar. Türkiye'de askeri sanayi olarak batıdan daha ucuz ama belli seviyede kaliteli teknoloji üreten bir devlet olarak bilinmekte. Özellikle de TB2'nin başarısından sonra savunma ihracatı geneliyle arttı. Bu durumda da Asya pazarında kalkıp menfaati yoksa kimse Amerikan veya Fransız malı kullanmaz. Bunlardan ürün alanlar manda ya da batı sempatizanı olan paralı devletler. O yüzden Singapur fuarı bizim adımıza güzel bir fırsat olacak. Umarım değerlendirebiliriz. Sırada son günlerde bizi arkamızdan vurmaya çalışan İran'dan gelen yeni haberler var. Olay ne derseniz bizi İsrail'e düşman etmek için İsrail'li iş adamlarını ülkemizde vurmaya çalıştılar. Ayrıca bir ay öncesinde de İran destekli gruplar Irak'taki üstlerimize saldırmıştı. Anlayacağınız durum ortada. Artık bize karşı kullanabilecekleri için onların silahlarına da bakmamız lazım. İşte tam bu noktada İran'ın daha şimdi tanıttığı yeni füzesi oldukça dikkat çekici. Yapmış oldukları şey 1500 kilometre menzilli Kıheybar Şekan isimli balistik bir füze. Bunu asıl tehlikeli yapan kısmı ise teknolojisi. Çünkü bu füze hassas vuruş yeteneğine sahip. Bunu hava savunma sistemlerini bile imha edebilmesinden anlamaktayız. Böyle bir yeteneği varmış. Üstelik bunu yaparken yüksek manevra kapasitesine sahip olduğu söylenmekte. Düz bir füze yapmak kolaydır. Ancak hassas vuruş yapıp manevra atabilmek oldukça zor bir iştir. Üstelik bunu 1500 kilometre menzil içerisinde yapmak gerçekten başarılı. Tabii bunu kanıtlaması için atış görüntüleri gerekli. Hem vuruş anı hem de fırlatma anı. Fakat İran'ın uçak veya gemide olmasa da füzeler konusunda başarılı olduğu da bilinen bir gerçek. Zaten bu da öyle çok ultra üst bir teknoloji değil. Ancak Türkiye olarak bizim için ciddi ve sert bir tehdit. Ne kadar askeri anlamda İran'dan üstün olsak da bu füzeler oyun değiştirici olabilir. Binlerce füzenin üzerinize atılması savaşı kazansanız bile yıkıcı olacaktır. Bu konuda hava savunma ağımızı hiç olmadığı kadar güçlendirmemiz gerekli. Sırada son haberimiz ise 10 tonluk devasa helikopterimizden. Bu aslında birçok kişinin beklediği haberlerdendi. Genel maksat helikopterlerini çoğu insan sever. Özellikle Skorskiler bu sevgiyi başlatan ana helikopterlerden. Haliyle bunun büyüğünü yerli bir şekilde üretmek oldukça güzel olacak. Kendi tasarımımız ve baştan sona bize ait. Geneliyle Rus yanlısı bir tarafa sahip olsa da hatları modern ve NATO odaklı, özgün bir tasarım diyebiliriz. İşte bu milli genel maksat helikopterimiz 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Bu hızla da Hürjet ve savaş uçağımızla birlikte ilk teslimlerini görürüz. Ama motorundan pervanesine kadar daha önümüzde birçok iş var. O yüzden muhtemelen 2028 gibi yıllarda da kullanmaya başlarız diyelim. Sonuç olarak, hava kuvvetleri uçak konusunda sıkıntıda bir ülke olarak gündemin havacılığa kayması bizi mutlu eder. Geniş bir ülke olarak eksiklerimiz var ve bunların kapanması gerekli. İşte bunun içinde aynı anda havacılık haberlerinin gelmesi umut verici. İşlerin en kısa zamanda tamamlanması dileğiyle diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.